Herkese merhabalar. İsmim Ömer Faruk Karamendiriz. Memur bir ailenin çocuğuyum. Annem babam öğretmen. Girişimcilik bizden nesiller boyu gelmemiş olsa da Roarcraft'ın kurucu ortaklarından birisiyim. Üniversiteden ekonomi bölümünden mezun oldum. Sizlere bugün Roarcraft'ta olan yolculuğumuzdan kısaca bahsetmek istiyorum. Ben ve ortağım ikimiz farklı meslek gruplarına ait alanlarda çalışıyorduk. Ortağım Burak inşaat mühendisi. Ben bir taksi firmasında yurt dışı pazarlama departmanında çalışıyordum. O dönemde bir can sıkıntısı vardı içimizde, bir şeyler yapma isteği. İkimizin de hissettiği bir duyguydu. Ama tabii bir şeylerin olgunlaşma süreciydi. Tam olarak ne olduğuna karar veremediğimiz bir dönemdi. Bu bir süreçti bizim için. Bir anda olmadı tabii ki her şey. Yeni bir şeylerin olgunlaşmasıydı. O dönemde okuduğum bir söz vardı. Bize oldukça yol gösterdi. Can sıkıntısı hayatınızda bir şeyler değiştirmeniz gerektiğini anlatan sirenlerdir diyor. Bizi de bir arayış içerisine soktu. Ve ortaya yavaş yavaş Roarcraft çıkmaya başladı. En başında kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için başladık bu yola. O dönemde aradığımız el yapımı, uzun ömürlü, bir saat kayışı, cüzdan, kartlık bizim için yol gösterici oldu. Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşıladık, hem çevremizdeki insanlara hediyeler yapmaya başladık. Daha iyi nasıl olabilir, başka neler yapabiliriz? Bu arayış bizim için oldukça yol gösterici, öğreticiydi. Gün üzeri işimize gidiyorduk. Sabah 8, akşam 5 mesaimizi tamamlıyorduk. Akşamları yemekten sonra atölyede buluşup beraber çalışmaya başladık. Bu süreç gece 2'ye 3'e kadar devam ediyordu. Bu tempo bir yıl kadar sürdü. Çok yorucuydu ama bir o kadar da keyifli ve öğreticiydi bizim için. Kendimizi geliştirdiğimiz, yeni teknikler öğrendiğimiz, kendimize bir şeyler kattığımız zamandı. Ekranda gördüğünüz bizim ilk yaptığımız cüzdanlardan birisi. Dikişleri yamuk, dikiş aralıkları düzensiz, deri seçimi yanlış ama bizim için bir şeylerin başlangıcıydı ve nereden nereye geldiğimizi gösteren güzel bir örnek. Hala hatıra olarak saklıyoruz. Denedik, sürekli denedik. Üzerine yeni şeyler koyduk ve bu işin anahtar kısmıydı. Daha sonrasında o kaçınılmaz noktaya geldik. Bize keyif veren, bu kadar keyifle yaptığımız bir iş neden işimiz olmasın? Bir hobiydi, neden işimize dönüştürmeyelim sorusunu sorduk kendimize. Neden sevdiğimiz işten para kazanmayalım oldu. Muhtemelen gene o uzun gecelerin birisinde çekildiğimiz bir fotoğraf. Bu işe ilk başladığımız, ilk karar verdiğimiz dönemlerin bize bir hatırası. Tabii ki biz bu adım atarken her ne kadar hazırsak çevremiz de bir o kadar hazırlıksızdı. Başta da söylediğim gibi memur bir ailenin çocuğuyum ve onun için çok alışılmadık bir durum bu. Çevremizden sorular gelmeye başladı. Sen ticaretten ne anlarsın? Hobinden gerçekten para kazanabileceğini düşünüyor musun? Bu işin nereye gideceğini, nereye gidebileceğini düşünüyorsun? Gibi gibi şeyler söylendi bize. Ama biz vazgeçmedik. Doğayı seven iki arkadaş olarak sevgimizi de markamıza yansıtmak istedik. Markamızın ismini belirlerken de doğadan ilham aldık. Vahşi bir hayvanın kükreme sesi olan kelime ile yaptığımız işi tasvir eden kelimeyi birleştirip ortaya Roarcraft markasını ortaya çıkardık. Logomuzda da bu temayı kullandık. Hemen ardından koleksiyonumuzu hazırlamaya koyulduk. Günlerce üzerine çalıştık. Önceki modellerimizi revize ettik. Yeni modeller ekledik. Her model için onlarca prototip ürettik. Her birini kendimiz denedik. Ve bu denemeler, bu deneme yanılma süreci bizim için aslında öğreticiydi, yol göstericiydi. Bütün modellerimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ürünlerimizi tasarlarken sadeliğe, ruhu olmasına ve herkesin bireysel tarzına uyum sağlayabilmesine oldukça özen gösterdik. Doğadan ve Anadolu mirasından ilham aldık. Tüm ürünlerimizi tasarlarken ve isimlerini koyarken de Anadolu'nun antik kentlerinden yola çıktık. Her bir ürünümüzün ismi Anadolu'nun ayrı bir antik kentinin ismini taşıyor. Bizim için önemli konulardan birisi ise ürünlerimizin uzun ömürlü olmasıydı. Aslında evladiyelik diye tanımlanan. Hepimizin bildiği bir duygu vardır. Annemizden, babamızdan, dedemizden kalan bir ürünü kullanmak, onun verdiği sıcaklık, onun heyecanı. Biz bu duyguyu herkes yaşasın istedik. Ürünlerimizi nesiller boyu kullanılabilsin ve nesilden nesile aktarılabilsin. Bir babanın kullandığı cüzdan oğlu kullanmaya devam edebilsin istedik. Tüm bu tasarım ve ilk üretim sürecinde ihtiyaçlarımız ortaya çıktı. İlk başladığımız dönemde el aletleri bu kadar yaygın değildi ve kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz çözmemiz gerekiyordu. Ekranda gördüğünüz hurda bir kamyonun direksiyon hidroliğinden yapılmış bir el presi aslında. O dönem ihtiyacımız buydu ve hurdalıktan bulduğumuz, birkaç yerden topladığımız malzemelerle bunu ortaya çıkardık. Peki şimdi nasıl üretiyoruz? İlk olarak kullanacağımız deriyi seçmekle başlıyor işimiz. Mümkün olduğunca kimyasaldan uzak, doğal yollarla işlenmiş, temiz üretim ürünü olan birinci kaliteli derileri seçmeye çalışıyoruz. Üreticilerimizi de belli kalite sertifikalarına sahip olmasına özen gösteriyoruz. Doğa dostu olmalarına özen gösteriyoruz. Böylelikle doğaya olan borcunu bir nebze olsun ödeyebilmek istiyoruz. Bundan sonra fabrikasyon ayrılıp büyük bir emek başlıyor. İşin en keyifli kısmı burası aslında. Tüm ürünler teker teker elde kesiliyor, elde birleştiriliyor ve her delik için, her dikiş için delikler teker teker elde açılmaya başlanıyor. Oldukça emek yoğun bir süreç aslında bizim için.
Bunun sonrasında da bütün bu hazırlanan ürünler dikişe geçiyor. En zahmetli kısımlarından birisi de aslında bu. Zanaatkarlarımız her bir delikten teker teker ürünü dikmeye başlıyor. Burada her bir delik için harcadıkları zaman, her birine gösterdikleri emek aslında o ürünün ömrüne katılmış birer zaman oluyor. Kendi zamanlarını, kendi emeklerini o ürünün ömrüne katmış oluyorlar. Tıpkı bizden önceki nesillerin, atalarımızın yaptığı gibi yapıyoruz işimizi. Onların kullandığı teknikleri kullanıyoruz ama bizim yaptığımız daha farklı bir nokta bu yaptığımızın tüm dünyaya açılması. Farklı olarak yaptığımız şey bu. Emeğimizi bütün dünyayla paylaşabiliyoruz. Günümüzün teknolojisini ve imkanlarını kullanarak. Farklı coğrafyadaki, farklı kültürdeki insanlara bu şekilde ulaştırmış oluyoruz. Tabii bunları yaparken tek başımıza yapmıyoruz. Tüm bunların arkasında büyük bir ekip var. Oldukça emek yoğun bir işte en büyük sermayemiz de çalışma arkadaşlarımız. Keyifle çalışabileceğimiz mutlu bir ortamda arkadaşlarımızın üretim yapabilmesini sağlıyoruz. Her birisinin çabasıyla tüm ürünlerimiz ortaya çıkıyor ve tüm dünyayla buluşuyor. İşinizi severek yaptığınızda bu dünyanın bir diğer ucu bile olsa takdir topluyor, talep görüyor. Ekranda uluslararası siparişimizi ilk gönderdiğimiz noktayı görüyorsunuz. Güney Amerika'da bir ada. İlk siparişimi aldığımızda haritaya açıp neresi burası diye baktığımız bir yer. Bu bizim için oldukça yol göstericiydi. Bu işin nerelere gidebileceğini aslında burada görmüş olduk. Günümüzde çoğunlukla Amerika olmak üzere dünyanın 30'dan fazla ülkesine ihracat yapıyoruz. Ve önümüzdeki dönemlerde bunu da katlayarak arttırmayı düşünüyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarıyla yeni bir hedefler koyarak kendimize bu yolda ilerlemeyi düşünüyoruz. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Hepinize vakit ayırıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.